Bakalım Gülbeyazcık bu klibi ekranda görünce ne düşünecek? Bu yaptığımız bir duyulursa... Nasıl olacakmış o? Sinan, bak gözüm içine. Nasıl olacakmış diyorum o. Bu meseleyi bir sen, bir de ben biliyoruz. Sen o çeneni kapalı tuttuğun sürece kimse öğrenmeyecek, kimse duymayacak. Yaz'ın tek düşüneceği şey o çok hayran olduğu Kemal Bey'in yaptığı olacak. Gerisi de ferahat. Yayın kopyasını bas, bilgisayarı temizle, kaybol. Okey, hemen. Sonra bu kız niye şişiyor? Niye ödem oluyor? Olur. Meybuş Murat nerede? Daha gelmedi. Murat bu saate kalmaz ki. Defne? Defne neden yok? O herkesten nefret ediyorum kabininde. Giriş koridorundaki canım. Hmm, okey. Günaydın. Yani anneni. Ay, ay. Günaydın. Oh, günaydın. Ay. Ay ne bu haliniz? Zombiye dönmüşsünüz. Ne yapıyorsunuz burada? İşte sorma. Of, rakam görmek istemiyorum. Yemin ederim midem bulanıyor. Faturalar, prodüksiyon listeleri. Defne sağ olsun dün üstüne çay döktü. Biz de bütün gece tek tek bunların hepsini ayıklamakla uğraştık. Bütün gece? Hani öyle bir şey oldu ama şey... Artık yüzüme vurup durmasan mı? Bak sabaha kadar sana yardım ettim burada. Bence cezamı çektim. Defneciğim sen mümkünse bundan sonra masamın sınırlarına dahi yaklaşma olur mu? Yaranamazsın. Yaranamazsın ya. Sen ne yapsan yaranamazsın bu erkek milletine. Ben bırakacaksın kendi haline. Uğraşsın dursun. Tabii. O kadar haklı ki. Düzü ayrı. Köşelisi ayrı derdi. Aşkım. Ay bu fotoğrafçı niye çekimin gününü değiştirdi? Ne güzel hafta sonu rahat rahat çekecektik. Defeciğim Smile müzik öyle istedi. Kusura bakma seni de biraz yoracağız artık. O anlamda şey ya. Hani ben hep onlara önceden haber verin diyorum ya. O yüzden dedim. Ne yapayım beni de sabahın köründe aradılar. Ne deseydim? Bizim art direktörümüz bugün müsait değil mi deseydin? Vallahi deseydin. Hem yani onlar Smile müzikse biz de Kian müziğiz. Değil mi? Neyse bir baksana şu ikisi arasında kaldım. Hangisini giydireyim? Murat gelmedi değil mi hala? Bilmiyorum. Vallahi telaştan görmedim. Neyse ben gideyim işleri halledeyim. Yani ışıkta zaten burada okeyiz. Bu tonlar çok iyi ama ben bu renk skalasında çok yakınım. Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Defne. Nedir program? Stüdyo hazırlanıyor, her şey yolunda. Süper. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın kahvaltınızı böldüm. Kemal'cim bir konuşabilir miyiz? Önemli değilse sonra konuşalım mı? Ya ben bir kostümlerinize bakın istiyorum ama. Ya sen tamam dersin de tamam olmaz mı ya? Hı? Gel. Stüdyo hazırlanana kadar sana klibe geçeceğim. Şimdi durun. Bu zaten bizim Kemal'e seçtiğimiz şeydi. Okey ama yazla onları... Tatlım haberi patlat hemen. Bir onun görseline bana verin bakayım. Nasıl bak? Gördün mü? Gördüm.
Ay gördüm. Ay resmen kendimi gördüm Kemal Bey. Suratım, Kerem falan hep gözükmüş ya. Yaz. Gerçekten boşuna stres yapıyorsun. Hiç korktuğun gibi bir şey olmayacak. Güven bana. Hatta bak klibin montajı biter bitmez ilk sana izleteceğim. Tamam mı? Senin istemediğin bir şeyin olmasına asla izin vermem. Söz verdim sana. Söz mü? Söz. Afiş çekimini de ona göre ayarladım. Hatta yarın bir gün konsere çıkarsak ne yapacağımızı bir düşündüm. Konser mi? Evet evet bak böyle perdeyi yansıtacağız öyle. Perde. Kemal Bey perde falan abartmayalım. Evet haklısın abartı oluyor biraz şey. Böyle bir Venedik maskesi yaparız yüzlerini göstermezler. Tabii. Şey yaparız. Bana direkt kese kağıdı geçiririz. Böyle gözlerimi deleriz, ağız çizeriz bana gülen surat. Tamam haklısın. Ya ama tek seferlik bir şey demiştiniz. Bak vallahi abartıyorsunuz. Burada da yüzüm gözükmüş zaten. Yaz, konser falan yaz. Çok... Hayal kurdum ben öylesin tamam. Boş ver. Allah'ım. Adamla bir anda hayalimdeki hayatı yaşıyoruz ama... ...annem diye de bir gerçek var. Gel. Kemal, yaz. Haberleri gördünüz mü? Ne haberi? Ne haberi? Sosyal medya çalkalanıyor. İkinizle ilgili haberler. Ne ikimiz? Gizemli kızın şirkette çalıştığı ortaya çıktı. Kim? Kim bu ya şirketten üstü laf taşıyan? Bilmiyorum. İptal. İptal. Düet ya, falan iptal olmaz. Yaz hayır olamaz. İptal edin. Kemal Bey hayır. Söz vermiştiniz. Siz böyle mi tutuyorsunuz sözlerinizi? Neden engel olmadınız? Beni zor durumda bırakıyorsunuz Kemal Bey. Yaz bir konuşalım. İki saniye lütfen bak. Hayır. En iyisi yol yakınken vazgeçmek. Yaz ya. İptal edemeyiz. Şu an bir konuşabilir miyiz? Kim bu ya? Kim bu? Tamam. Sakin ol. Ben ilgileneceğim. Önce bir Yaz'la ilgileneyim. Sen de bu arada sakinleş. Tamam. Sedat hemen buraya gel. İşi gücü bırak hemen buraya gel. Yaz. Yaz tatlım ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Ya otur şöyle. Ay kendine yazık günah. Aslı benim annem bunları görürse bana ne yapar biliyor musun sen? Biliyorum tatlım. Bilmez miyim? Anlattın annenin deliliklerini o kadar. Kim yaptı ya? Bu kötülüğü kim yaptı? Benim aklıma hiç kimse gelmiyor. Aslında benim aklıma biri geliyor. Ama söylemeye çekiniyorum. Söyle. Aslı kim? Söyle niye çekiniyorsun ki? Ay bu söyleyeceğimi sakın yanlış anlama. Hatta nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum ama... ...bu işin altından Kemal çıkmasın. Yok. Yapmaz o. Saçmalama ya. Bence de evet. Ya saçmaladım yani. Ama aklıma başka kimse gelmiyor. Yani şirketin durumu malum. Bu olaylar sayesinde medyanın ilgisi tekrar şirkete döndü. Yani Kemal'in de durumu malum. Yani yeniden parlaması için bu son şansı. Ya Derya yaptıklarından sonra gördün işte kapısına kadar gitti neler yaptı. Hani sen de oradaydın. Doğru. Ben de oradaydım. Aslı bana söz verdi. Yapmaz ki. Yani o kadar ileri gitmez değil mi? Ya umarım yapmamıştır. Yaz, sen benim arkadaşımsın. Ben senin gözünün yaşına kıyamam. Ama her şeye geçtim. Bu bir kadın dayanışması arkadaşım. Sağ olasın. Gerçekten senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Ben şu haberin detayını öğreneceğim. Hayır. Onunla ben ilgileneceğim. Sen merak etme bu işin peşini asla bırakmayacağım. Şimdi sen git çekimi hazırla. Yok Aslı istemiyorum. Şşt. Yok öyle istemiyorum falan. Ne diyoruz biz? Enerji. Hadi güzelim hadi. Herkes amfiye. Hemen arkadaşlar. Ama ben stüdyo... Sonra Defne. Sedat hazır mı Emre? Evet, hazır. Ne oldu biliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.